out Turkey. Yeah. I'm coming through Turkey. Yeah. I'm gonna come to your house. Selam millet. Alphan Ecevit ve bugün 13.000 kişi olduk. 14 Nisan 2020. Oley. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz yine eskilerden. Eskilerden bu sefer 2009 Richard Johnson. Profesyonel, kendisine çok saygı duyduğum bir patenci. Bir ara orada yaşarken arkadaşım oldu ve onu bol bol kameraya çekme şansım oldu. Onunla olduğum sürece hiçbir zaman ben paten kaymadım. Ben yalnızca onu kameraya çektim ki her zaman tercihim oldu. Çok da keyif aldım. Çok da güzel görüntüler çıktı. Bu videoda Richard Johnson ve işte arkadaşları, arada birkaç arkadaşlar var güzel hareket yapan. Onların bir günü, iki günü. Onların iki günü. Şöyle bir şey, Richard Johnson bu zamanlarda, ben ilk tanıştığımda USD ile kayıyordu. İşte o arada böyle USD ile arası bozuldu ki Richard Johnson USD'nin sağlam elemanlarındandı. Ya bozuldu ve işte Remz birden ona işte open shell gönderdi ve Remz de kaymaya başladı. Bu ilk Remz'de kaymaya başladığı gün. Gerçekten patene alışmaya çalıştığı gün. Rick de o arkadaşı da, ikisinin de patene alışmaya başladığı gün, daha ilk patene alışırken böyle kayıyordu ki herif herhalde patene başladığından beri USD ile kayıyordu. Hiç başka patenle kaymadı. Remzleri bir geride giydi, böyle kaymaya başladı. Şimdi ben hiç burada araya girmiyorum. Full edit. İlk box kayışı Richard Johnson'la Rick Rodriguez'in birlikte işte ilk box kayışı bu open shell'lerle. Bu yalnızca bir spot. Şimdi bu kasetlerle çektiğimiz için bazen görüntüyü izlemeye geri dönüyoruz. Eğer yeterince ileri almazsak yapılan hareketlerin üstüne görüntü çekmiş oluyoruz. Onun için bu spotu bir göstereceğim. Bu spot bayağı böyle bel hizasının üstünde bir spot. Raşat burada kayıyor böyle. Elif dans ediyormuş gibi kayıyordu bir de. Yani. Çok güzel yapıyor. İlk bir artistliğini yapıyor. Herif gerçekten çok güzel paten kayıyordu. Ukalaydı. Hiç o konuda şey demeyeceğim. Onun da, o da değilim diyeceğini düşünmüyorum. Ama herif kalıbını dolduruyordu. Gerçekten 1.90 boyundaydı o da. O da 100 kilo falan. Ve yani yaptığı hareketler çoğu zaman zor teknik hareketlerdi. Büyük hareketler, gap yaptığı falan oldu. İnanılmaz bir patenciydi. Onun için herife saygım sonsuz. Bir de stili çok güzeldi. Gerçekten her kaydımda yeni bir şey öğreniyordum ve çok keyif alıyordum herifi izlerken. Burası, burası Santa Monica. Santa Monica sahili. Upuzun bir yer ve bu sağ tarafta böyle yuvarlak körpler var. Raşat da hadi bakalım dedi, biraz da burada kayalım. Bu arada o kadar sıcaktı ki herif bir de simsiyah giyinmiş. Ben yanıyordum yani. O nasıl idare ediyordu bilmiyorum. Burada yine yazıyor. Geleceğim, edeceğim falan. Hiç gelmedi. I'm gonna have a great time, so you already know. Alp has told me everything about you guys. What a wonderful place it sounds. Richard Johnson with the Rams. I know you don't believe it. But the niggas weren't respecting your boy. Said to switch it up. İşte hiç kimseye inanmıyordu ama oldu, USD'yi bıraktım. Çünkü bana yaşayınca saygı duymuyorlardı artık. Ve Remz kayıyorum artık falan diyor. Ve son spot. Son spot var ya, bunu nasıl sıkıntı çektim, nasıl zor çektim. Şey vardı bunda, crane diyoruz. Hani o vinç gibi bir şey var ya. 2 metrelik vinçin üzerinde kamera. Böyle oynatıyoruz. Onu kurmak zaten bir 10-15 dakika. Ama çok güzel görüntü çıkıyordu böyle. Herhalde bu yarım saat falan denediler bu hareketleri. Ben yalnızca son 2 deneyişlerini ve ondan sonra hareketleri, yapışlarını gösteriyorum. Yarım saatimi aldı. Yarım saat boyunca aynı hareketi yaptım bu kamerayla. Ama değdi. Sonunda gerçekten çok güzel 2 hareket çıktı. Ya Richard Johnson'la 2 gün. İnanılmazdı. O konuda çok şanslıydım. Ne alaka Richard Johnson'la denk geldim. O da işte ben Los Angeles'a taşındım. Orada çalışmaya başladım. Woodward'dayken de Raşat'la denk gelmiştik. Tanışmıştık orada. Bayağı da zaman geçirmiştik. 2 ay sonra Los Angeles'a taşındım. İşte bu da bu şans ve patenci olmanın avantajı oldu benim için. Bayağı büyük bir fırsat oldu. Bayağı iyi oldu doğruyu söylemek gerekirse. Bana çok şey kattı. Güzel anılarım oldu. Ve hala bu da onun USD Raşatları. Kırmızı. Ben bunları siyah bilek, siyah frame yapınca fena olmamıştı. Oha, böyle kaymışım ve çıkmamış. Çok kaymamış ama bence. Aynen. Gözüküyor muyum da? Ya bugün de profesyonel patenci, paten camiasının en stilli patencilerinden biri Richard Johnson'la 2 gün geçirdik. 2009 yılıydı bu. Los Angeles, California. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın ne koyarız, yarın ne yaparız hiçbir fikrim yok. Yarın olunca göreceğiz. Umarım keyif almışsınızdır, umarım bir şeyler katmıştır. Burada da size alternatifler söyleyeyim bu arada. Saçımı kesişim var. IMYTA, 2. kasidim. Serdar Meriç, Paten 2004. Sarı boru, Virginia, Türkiye. Sarı boru, boru varsa Enreal var demektir. Alphan Ecevit Enreal kalmış. Evet, daha çok var, bakalım. Bakalım bunlardan biri enteresan geliyorsa aşağı yorumlara yazın. Gelmiyorsa ben yarın zaten bir şeyler bulmuş olacağım diye ümit ediyorum. Ah, 26. gün bitmiş olur. Son 3 gün. Hadi az kaldı, yapacağız Alphan. Hadi görüşürüz. Esen kalın. Yarın görüşürüz gençlik.